dünyada Türk mutfağı olarak haftası olarak ilan edilmesi ve Türk yemeklerinin ve Türk mutfağının gastronomisinin genel anlamda hem Türkiye nezdinde hem dünya nezdinde tanıtılması noktasında bir hafta icra ediyoruz. Bu değerlere bakarken önce tarihe bakarız. Tarihe baktığımızda Malatya'nın tarihi jeopolitik anlamda dünyanın en önemli jeopolitik noktalarından bir tanesidir. Vegan mutfağı diye tabir ettiğimiz mutfak sürecine baktığımızda Malatya'nın ilk yerleşim birimi olan şu anda ağır yazı sınırları içerisinde olan ve Karakaya Baraj Gölü altında kalan Cafer Höyük'te ilk buğday tohumları bulundu. Aslantepe'ye nasıl ki UNESCO tarafından teçhiz süreci için gerekli planlamayı ve alan yönetiminin gerekli dokümantasyonları hazırlayıp müracaat ve neticelendirsek, bildiysek de gastronomi ile ilgili de geçtiğimiz yıl içerisinde UNESCO kültürel mirasına müracaatımızı gerçekleştirdik. Vegan mutfağı olarak. Sekreterlik görevini Büyükşehir yapıyor. Ben bu çalışmaların inşallah başarılı bir neticeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Malatya mutfağını içeren bir kitabın hazırlanmasının gerekli olduğuna inandığımı da burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Medeniyetlerin inşa edildiği, tarımın icat edildiği coğrafyadayız. Bu coğrafyada hukuk da, devlet de, medeniyet anlamında ne sayarsanız hepsi bu coğrafyada bulunuyor. Bu coğrafyada geliştiriliyor ve dünyaya yayılıyor. Türk mutfağı dedik, bu mutfak Türk tarihiyle şekilleniyor. Biliyorsunuz bizim serüvenimiz ta Sibirya steplerinden başlar. 3000 yıllık bir macerayla Balkanlara kadar, Balkanların daha ötesine Viyana'ya kadar gider. Ve bu 3000 yıllık macerada Nihat Sami Banarlı'nın dediği gibi kelimeler almışız. Bunlar bizim kılıç hakkımız, fetihle almışız. Bizim anamızın ak sütü gibi helal. Gittiğimiz her yerde de oranın kültür öğelerini de fetih hakkı olarak almışız. İşte yemekler de böyle. Biz Orta Asya'dan ayran almışız, yoğurt almışız, pastırma almışız, gelmişiz. Ama Ege'ye vardığımızda son 1000 yılda zeytinyağlıları da almışız, balığı da almışız, onun kültürünü de almış. O da bizimdir. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Ve bizim bu mutfağımız şimdi yeni gastronomi kültüründe füzyon mutfağı diyorlar. Biz 3000 yıl boyunca pişirdik ve birleştirdik. İşte gerçek füzyonu 3000 yıllık bir kazanda kaynatarak Türk mutfağını oluşturduk. Rahmetli Hacı annemizin dediği gibi bir taraftan da biz de piştik. Hem füzyon yaptık hem de piştik ve hamdık, piştik elhamdülillah ve ortaya dünyanın en sofistike mutfağı ortaya çıktı. Bu mutfak ne Japon mutfağına benzer, ne Çin mutfağına benzer, ne Fransız mutfağına benzer. Bunların hepsi tek yönlü mutfaklardır. Önemli mutfaklardır ama tek yönlüdür. Türk mutfağı ise işte füzyon diyoruz ya, füzyon birleştirmek demek, çok yönlü bir mutfaktır. Tek eksiği vardır, belki bir buçuk eksiği vardır. Bir tanesi tanıtım, yarımı da sunum. Tanıtım ve sunum eksiğimizi de tamamladığımız zaman Türk mutfağı dünyanın bir numaralı mutfağıdır. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Dünyayı az çok bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İngiltere'de 2 yıl yaşamış, yarı aç yarı tok ömrünü geçirmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gerçekten Türk mutfağını özlersiniz, burnunuzda tutar ve aman vatanım dersiniz, aman o bulgur pilavı dersiniz. Ben Batman'dan Malatya'ya geldiğim zaman brifinglere bakıyorum. Her yerde bir han var. Şu hanı, bu hanı, han. Niye bu kadar çok han var, başka yerde yok? Çünkü burası İpek yolunun kavşağı. İpek yolunun kavşağında kültürler birbiriyle görüşür, buluşur, kaynaşır. İşte yemeğin de mutfağın da zenginliği bu kültürlerin kaynaşmasıyla olur. Eminim fotoğraftan gördüm, kendilerine henüz tatma fırsatım olmadı. Malatya mutfağı muhteşem, lezzetli ve güzel bir mutfaktır. Buna hiç şüphem yok. İnşallah tadacağız, o fırsatı da elde edeceğiz. Devam edeceğiz. Efendim bir kez daha sizler orada lezzetli Malatya yemeklerini tadarken yine birbirinden eşsiz Malatya türkülerini dinleyeceksiniz. Thank you.
Biraz sarmamız var. Tam senin yemekler. Bunların hepsi bak, benim. Bak.